gerek 15 Temmuz hadisesi ve arkasından Büyükşehir Belediyesi üzerine kurulmak istenen kumpaslar gerçekten arkadaşlarımızın moralinde bozdu. Demoralize olan arkadaşlarımız her şeye rağmen çabuk toparlandı ve gerçekten çok büyük hizmetler üretildi. Bu konuda aslında hem meclis üyelerimizin hem de basın mensuplarımızın böyle kendilerine bir hafta ayırırlarsa biz Mersin'i komple gezdirmek istiyoruz. Çünkü görmeden, bilmeden yorumlar yapılıyor, dedikodular üretiliyor, fitneler ortaya atılıyor. Türk milletinin aklı da gözünde, gözüyle görürse inanır, görmezse inanmaz. Tabii biz bu hesapları verirken hep birlikte Beytülmal'a sahip çıktığımızı ifade ettik. Ama kerameti kendinden menkul, aklı kendine göre olan bazı zat-ı muhteremler bunu tiye almışlar. Büyükşehir Belediye'mizde çalışan bir general arkadaşımız var ulaşımla ilgili, özellikle helikopterle ilgili havacı bir general. Bunu bugün sosyal medyaya taşımışlar ve gerçekten edepsizce arkadaşımızı da töhmet altında bırakmaya çalışmışlar. İşte 15 Temmuz hadiselerinde başrol oynayan komutanlardan birisiyle beraber çalıştı diye. Ya adam askerse nasıl çalışmasın yani? O dönemlerde resmi görevi varsa ama elinizde bir belge var ortaya koyuyorsanız biz size şapka çıkarız. Ama yok, o dönemde asker oldu diye, orada çalıştı diye insanları töhmet altında bırakmak ve bu arkadaşımız 6.000 lira maaş alıyor, emekli olmuştu. Biz bunun üzerine gel dedik, belediyede bu işleri takip et ve birçok problemleri de çözdü bu arkadaşımız takip ederek. Burada da 12.000 lira maaş alıyor. Bu belediyede ilkokul mezunu çaycıların 14.000 lira aldığı dönemleri yaşadık. Şimdi Beytülmal'ı 12.000 lira işte edepsizce FETÖ'cü birinin yanında görev yapmış kişiye veriyor diye bugün sosyal medyaya yazmışlar. Tabi bunlar çok açık bir ifadeyle terbiyesizlik. Bunları da şiddetle kırıyoruz. Tabii ki bu belediye üzerine oynanan oyunlarda bunlar da başrolleri oynadılar. İnsanların kafasını karıştırmaya çalıştılar. Ve insanların şerefiyle, haysiyetiyle oynadılar. Ama Allah büyük, Mendak Kadık'la gün gelecek. Bu insanların şerefiyle, haysiyetiyle oynayanlar da mutlaka aynı durumlara düşecek. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Bunun sonuna kadar da mücadelesini yapacağız.